Akçakoca İktisat Sosyal ve Sanayi Bölgesi 2017 yılında 309 no'lu olarak zaten Sanayi Bakanlığı tarafından kuruluşu gerçekleşmişti. Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması aşamasında çok büyük emeği olan Akçakoca TSO Başkanı Nazım Pazvant, Oksijen TV'ye özel mahkeme süreçleri uzun süren OSB'de gelinen süreci anlattı. Artık Akçakoca İhtisas Sanayi Organize Bölgemizin bütün işlemleri, projeleri, parselasyonları, imar planları hepsi artık resmi olarak onay kazanmış. Mahkeme süreçlerinin hepsi sonlandırılmıştır. Bugün 23 tane parselimizde aşağı yukarı 650 bin metrekare parsel üretiyoruz. Toplam alanımız 885 dönüm ama bunun yolları, işte tesisleri, onlar bunlar düştükten sonra 650 dönüm civarında ham parsel üretiyoruz. Bunun içinde şu ana kadar birçok başvurumuz vardı zaten. Ama bu haberlerin çıkmasıyla beraber başvurucu sayımız yine devam ediyor. Yine yeni başvurular geliyor. Sürecin çok sıkıntılı geçtiğini, bakanlıklar nezdinde projenin birçok kez değiştiğini belirten Pazvant, artık kamulaştırma çalışmalarına hız verileceğini dile getirdi. Kamulaştırma için ilk formülümüz zaten 15 milyon TL gibi, şu anda görüştüğümüz yatırımcılardan 15 milyon TL gibi bir ön tahsiste para almamız mümkün. Para vermeyi kabul edenlerden 15 milyon TL gibi bir para gelecek. Yeniden değerlendirme ile beraber şu anda çalışmaları yapılıyor. Bakanlığa dilekçeyle başvurumuzu yaptık. Bakanlıktan hepsi olmasa dahi en az yarısı için bir kredi talebimiz var. Kamulaştırma kredisi talebimiz. Sağ olsun Bakan Bey'le de görüştük. Topyekün bir seferberlikte inşallah oradan da bir 30 milyon gibi bir ödenek beklentimiz var. Akçakoca TSO Başkanı Nazım Pazvant, OSB için emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarını sunarak bu yatırımın ekip çalışmasıyla Akçakoca'ya kazandırıldığını belirtti.